teşekkür edelim. Evet, hemen. Teşekkür ettik Hande'ye ve hemen başka bir mimarla devam edelim. Şimdi Sinan Bey, Sinan Bey'le de bizim teşrikli mesaimiz oldu aslında oradan kendilerine. Evet, az önce seyahat yaptık. Bir de seyahat yaptık kendisiyle. Çok yani görebileceğim, gidebileceğim, yani göğe Paris'e biliyordum ama ve Londra'ya, senin başkente gittik. Dolayısıyla çok keyifli müze ziyaretlerimiz oldu. Şimdi orada tabii kıyasladığımız vakit iki şehri ya da üç şehri bir getirdiğimiz vakit İstanbul'un hani doğal güzellikleri hakikaten tartışılmaz. Fakat kentin mimari yapısı açısından buradaki yoksunluğumuz hakikaten bizleri rahatsız ediyor. Tabii Sinan Bey çok daha farklı gözle görüyor. Yani benim hiç fotoğrafını bile çekmeyeceğim. Bir bakın fotoğraf makinesi alıyor. Saatlerce de denkleşlere basıyor. Niye baktığını ben de anlamıyorum. Şimdi bu son derece önemli. Biraz mimarları sanki bırakmadık da hani müteahhitleri bıraktığımız bir İstanbul mu oldu 50'lerde 60'lardan sonra, yoksa çok mu haksızlık ediyoruz? Yok, hem haklı hem yani haklı tarafımız var, hem haksız tarafımız var. Tabii yani müthiş bir talep var 50'den 60'tan işte 47'lerde bu eğitim bunun gece konularıyla başlıyor. Bir talep var. O talebe bir arz sunmadığınız zaman en iyi bunu siz değerlendireceksiniz. Bu talebe bir arz sunmadığınız zaman olacak budur. Yani buna bir oturup şimdi geçmişin pişmanlığını yaşamanın bir anlamı yok. İşte bu konut talebi, herkes gelip başını giderek de daha konforlu konutlar istiyor. İşte toplu konut yapıyor, Kiptaş yapıyor, büyük Kadıköy, TOKİ yapıyor. Karşı tarafta Ataşehir'de müthiş faaliyetler var. İşte bir taraftan neredeyse Tekirdağ 40'lı sınırına vardık. Talep var yani. Herkes bu spekülatif olarak buna bakmıyor. Çünkü herkes çağ değişiyor. İşte şehire yerleşen ilk insanların beklentileri şehirden başka. Bugün yaşayan onların ikinci, üçüncü kuşağının beklentileri başka. Şehir hızla yenileniyor. Evet, tabii İstanbul yani çağlar boyu olduğu gibi bir dönemki o şeyini kaybediyor ama tekrar hızla dünyadaki o önemli merkez haline alıyor. Türk Hava Yolları'nı görüyorsunuz yani. Yeşilköy Havalimanı nasıl Türk Hava Yolları müthiş bir gelişim içinde. Çünkü gerçekten İstanbul coğrafi olarak da dünyada önemli bir merkezde duruyor. Yani daha önce biz onu işte bir ara Beyrut, Atina filan kaptırmışız ama şimdi hepsi İstanbul'da toplanıyor. Türkiye'de ekonomik açıdan daha iyi değerlendireceksiniz ama bir cazibe merkezi bugün. Tabii onun da en önemli şehri İstanbul. Çağlar boyu da böyle olur. Evet, teknolojik açıdan belki yapılan yeni binalar ya da dediğiniz gibi Atatürk Havalimanı açısından modern bir şehir görünümünde ama bir de tarihi altyapı var ve bu dokunun korunması var. Kentsel dönüşüm çerçevesinde aslında çok güzel şeyler. Ben İstanbul'u değilim, yeni tanıyorum ama çok güzel projeler var ve bunlar hayata geçiriliyor. En azından bizim şu anda bulunduğumuz bu bölge, Talimhane, biraz ilerisinde Galata çok değişti yıllarla. Yani 10 yıl, 20 yıl önceye göre çok farklı bir çehreye büründü. Suç oranında da ciddi azalma oluyor ve yaşanabilir bir yer haline geliyor. Burada yaşayan biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ama bununla beraber de işte az önce Levent'le bahsetti. Hani müteahhitlere bırakmak, restorasyon çalışmaları ve bunların aslında bazılarının ehil ellerde olmaması ya da projelerin bir türlü sponsor bulamadığı için hayata geçirilmemesi gibi sorunlar da yaşanıyor. Bütün bu çerçevede yani İstanbul'un gerçekten sistemiyle beraber, metrosuyla, yollarıyla beraber büyük bir dünya şehri olduğunu görebilecek miyiz? Bizim ömrümüz yeter mi buna? Cansel Hanım'ı 13.30'dan sonra alalım. Bir saat kadar konuşacak Sinan Bey. Yetmez. Sabaha kadar konuşacağım. Alıştık. Şimdi tabii yani bu bir uzlaşı meselesidir. Eski geleneksel dokuyla yeni dokunun uzlaşması. Bir de şehirler durağan değil, yaşayan organizmalardır. Yani insan gibi. Geliyor, yaşlanıyor, yaşlıyı tasfiye ediyorsunuz, işte gerekiyor bacağı aksıyorsa ameliyat ediyorsunuz, protez takıyorsunuz, ilaçla tedavi ediyorsunuz. Yani insan yaşantısı gibi canlı bir dinamik organizma. Yani organizasyon bir serisi bu. Bu organizasyonda biraz galiba eksiklerimiz var ama zaman içinde onları kapıyoruz. Mesela talimhane örneği. Talimhane örneği bir planlama sonucu çok fazla yapılmış bir iş değil. Bir neredeyse el yordamıyla, o daha evvel laleli oldu. Laleli biraz hovardaca harcadı o ona dönük olan bu talebi. İşte genellikle Rusya ve Birleşik dağılmış cumhuriyetlerden ve Arabistan'dan oraya gelirlerdi. Ama onlar biraz istismar ettiler bu konuyu ve böylelikle Lale'de talep düştü. Ama Suriç olduğu için yine de 3 yıldızlı otellere talep var. Böyle günü. Şimdi İstanbul'un bir taraftan bu problemi, tabii dünyada bir de başka böyle bir örnek yok. Bu kadar kısa sürede ben bilirim. Siz bilmiyorsunuz. Ben yeniyim. Ben dolma büyüme. Üstelik de çok
Yani 200-300 senedir bu şehirde yaşayan bir ailenin mensubuyum ve meraklı insan olduğumdan da çocukluğumdan itibaren de hatırladığım bir sürü şey var. Ya 700 bin, 1 milyon nüfustan aniden böyle büyük bir hinterlanda dönüp dünyadaki bu tür örnek şehirlere baktığınız zaman İstanbul fevkalade iyi durumda. Yani Meksiko City'yi görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bütün çevresi böyle. Bütün Çin şimdi şehirleşiyor. Aynı sıkıntıları yaşıyor. Şimdi bir şekilde Sovyet bloğundan dağılan ülkelerde de bunu göreceğiz. Yani toprak mülkiyeti yoktu, her şeyi devletindi, koruyordu. Kimsenin başkasının mülkünde bir şey yapma imkanı yoktu. Bir de ekonomisi dardı, yapamıyordu. Şimdi ekonomisi genişleyince Moskova'da olsun, Leningrad'da olsun inanılmaz bir şekilde yeni yapı talebi var, yapılıyor bir taraftan. Bunun eski dokuyla uzlaşması akıllıysa uzlaştırır. Çünkü yani buraya yeni yapıyı seyretmeye gelmiyor insan. Müthiş eski bir kültürel mirası görmeye geliyor. İşte bir tane biraz da manzara var ama gelen insana da yeteri kadar arz etmek durumunda değiliz. Yani siz herhalde yurt dışından söylüyorsunuz. Mesela kafeleriniz vardır, tuvaletleriniz vardır. Üç adım atarsınız, oturursunuz, bir kahve içersiniz, bir yerde bir yemek yersiniz. Değil mi? O fotoğraf çekecek yer vardır. Levent onu söylüyor. Hakikaten fotoğraf çekecek. Şimdi İstanbul'da çıktınız Topkapı Sarayı'ndan Eminönü'ne inerken fotoğraf çekmeye çalıştınız. Ya kaldırıma takılır düşünsünüz ya elektrik direğine vurursunuz veya işte sağa dönülmeze sola dönülmeze vurursunuz. Tabii bu kısa sürede yapılacak bir şey mi? Maalesef kısa sürede olmuyor bu işler. Yani biraz da eskiden ben de kızardım. Belki yaşım ilerledi. Biraz deneysel bir şey yani. Yapıyorsunuz. Bozuluyor. Ziyan oluyorsun. Üstelik şöyle bir şeye de geldim. Zaman zaman ben kasıları da katılırım. İşte Patara'da, Perge'de, Efes'te. Perge'de mesela veya Patara'da sabahın erken saatte kalkarım. O ana caddede dolaşırım. Bomboş. Kimsecikler yok. Tenha bir cadde. Derim ki yani bundan 2000 sene evvel. Şu köşedeki dükkanı almak için insanlar nasıl birbirlerini yiyorlar değil mi? Köşedeki dükkanı var. Biz ara sokakta kaldık satış yapıyoruz. Bomboş şimdi yok. Tabii o şehre eğer hayatiyetini devam ettirici yenilemeli yapmasanız. Mesela Paris'te 1850'lerde Baron Osman girip de Paris'i bugünkü o günkü Paris diyor ki avaz avaz bağırıyor herkes Paris'i mahvediyorsun bir adam diye. Ama şiddetle orada o Paris'ten yani geçmişin Paris'inde kalan bir Saint Germain bölgesi var. Onun da yeni bölge tamamen 1850'den sonra. Londra o büyük yangından sonra 1670'lerde evet. Mesela yeniden kâgire dönüyor yapılıyor. Biz bunları yapmamışız zamanında. Şimdi o zaman tabii korunması gerekli yapı, onun değeri, böyle bir kamuoyu oluşmadığı için herkes rahatlıkla yıkıyormuş kim bilir neleri yıktı Osman. Bugün böyle yaptığınız zaman bütün hem iç hem dışarıdan müthiş bir kamuoyu direnciyle korkuyor insanlarımız yani yapılacak şeylerden. Ama burada hani şöyle bir şey deniyordu. Vatan Caddesi yapılırken orada Sinan'ın eserleri vardı ve onlar da gitti. Bazı yapılar. Ve yani bu hani rağmen yapmak mı gerekir yoksa bir şekilde hani ortaya koymak mı gerekir? Yoksa şu Yenikapı metrosunu açarken İstanbul'un tarihi değişti. Yani kapatabilirdik de aslında. Hani ama İstanbul'un tarihi değişti. İşte yani 600. Onu yani birlikte yaşayabilme. Bir telif etmek. Bu da çalışmaya dayanır. Yani konuşmak değil çalışmak. Alacaksın, etüt edeceksin, uğraşacaksın, dinleyeceksin. Ondan evvel de var ama Cumhuriyet'in şöyle temel bir kabulü de var. Biraz da o var. Neden? Bir devrim yapılmış. Bunu işte Rus devriminde de görüyoruz. Victor Hugo'nun Yıkıcılar diye büyük bir şeyi vardır. Yazısı vardır. Aynı şeyi Paris için görüyoruz. İşte o Baron Osman. Kızıl Devrim'de, Çin'de, Mao'nun meşhur devrimindeki Pekin'de mesela bir şey kalmamış. Ben Pekin'e gittim. Bir yasak şehir var, bir cennet tapınağı var. Biraz da işte yasak cennet tapınağının arkasında ufak bir mahalle kalmış. Şanghay diye bir şey yok zaten. Şey Şanghay yepyeni bir şehir. Şimdi o kadar radikal mi? Hayır değil. Ama bir şekilde şehrin bazı şeylerini feda ediyorsunuz. Ve Cumhuriyet de bu devrimi yaptığı zaman şöyle bir kabul yapmış ki çeşitli talimatnamelerde görülüyor ki Cumhuriyet'in şehirleri müze şehirler olmayacak. O zaman dışında gelişebilsek İtalya filan gibi mesela Milano gibi merkezin dışında yeni bir şehir oluştursa bu kadar tehdit altında kalmaz. Ama böyle bir kabul yapıldığı zaman bu defa dokuya geliyor. Yani şimdi herkes Vatan Caddesi ile Millet Caddesi diyor. Okumuyoruz. Biraz da geçmişe de bakmıyoruz. Mesela buradan hemen aşağı inen karşımızdan işte Divan Oteli'nin veya şeyin Taşkışları yanından aşağı inen cadde 1935'lerde açılıyor. Orada Dolmabahçe Sarayı'nın çok hoş ahırları var. İstabla, amire, saray ahırları var. Hemen sağda Abdülmecid'in yaptırdığı tiyatro var. Yol açılıyor. Hepsini yıkılmış, kaldırılmış. Yani orada da tabii Sinan'ın daha sonra 17. 18. yüzyılda küçük ölçekçi pek çok yapıda kaldırılmış, yıkılmış.
Ama neden? İşte bir doğulu şehir bünyesinden çıkmak sokaklı, iki bahçeli evlerden bir batılı şehir bünyesine, işte birbirine aksiyel kesen sokakların olduğu bünyeye geçiyor. Bir de yangınlar var. Yalnız yani onların yıktığı değil. Yıktıkları şeyler de hani kullanılan, içinde çok fazla yaşanan ve o sırada fonksiyonel olarak halkın talep ettiği yapılar değil. Terk edilmiş, yarısı çökmüş, bilmem ne olmuş. Herkes onu o sırada mezbellik diye görüyor. Yani yeni bir devrim yapılmış, işte dünyaya entegre olmaya çalışıyorsunuz. Hala da bunları ne koruyoruz? Ya biz de artık yeni şey yapalım, dünyaya açalım. Bu taşı toprağı insanlarımız için mi tutuyoruz diyorsa bir şey. Ama oradan buraya geldik. Yani pek çok şehre nazaran İstanbul daha korunmuş bir şehirdir. O kadar da oturup ağlamaya lüzum yok. Yok, ağlamaya lüzum yok. Aslında hatta böyle tarihle dokunun buluştuğu, işte yeni yapıların buluştuğu şehirlerde de hem Paris'te hem Londra'da bakıldığında modern binalar da o eski binaların yanında bütün ihtişamlarıyla yer alır, ama bir de o şehirlerin bir defekti vardır aslında. Oralarda sürekli inşaat, sürekli restorasyon, sürekli bir tadilat vardır ve şehre yukarıdan ya da panoramik baktığınız zaman vinçlerle birlikte seyredersiniz bütün binaları. Devamlı. Aslında bu çok aslında rahatsız edici bir görüntüdür. Yani sürekli bir, galiba şunu kabul etmek gerekiyor. Yani baştan hani bu kadar romantik olmamak ve evet, yani şehirde insan gibi yaşayan bir şeydir. Kolu kanadı kırılabilir, alçısıyla dolaşabilir ya da o gün sokağa çıkmak istemeyebilir. Yani böyle bir şeyi kabul ederek yaşamak gerekiyor. Tabii. Ama biz sürekli hani bunu da sormak zorundayız bir şekilde İstanbul'un dokusuyla alakalı. Çünkü ne olursa olsun, kısa da yaşasak, uzun da yaşasak, şehirle ilgili, şehirli olmayla ilgili bir sorumluluk almak durumundasınız. Zaten mecburen zaten. Daha 12. 13. yüzyılda söyler o şeyin Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin şeyi var diyor. Ansızın bir şahra vardım. Ol şahrı yapılı gördüm. Taşı toprağı arasında ben de yapılı oldum. Yani bu tarım kesiminde olmaz. Şehirde olur. Şehirdir bütün bunları yapan. Şehir sizi şehirli yaparken kendi kendini de yeniler. Yenilemezse terk edilir. Yaşayamazsınız onun içinde. Görüntüler var. Beyoğlu Belediye Başkanı geldiği vakit aslında bu görüntüler tarla başında. Şimdi burada da bir dönüşüm projesi hani başlatmak istiyorlardı. Yenileme projesi. Dolayısıyla İstanbul'a baktığınız vakit tabii ortasından deniz geçen, üstünde altında deniz olan, dolayısıyla lineer büyüyen bir şehrin içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bir Paris gibi, Londra gibi, Sovanko bu şeklinde şarmal büyüyemiyoruz. Büyüyemiyoruz. Bunda bir sıkıntısı var. Dolayısıyla eski kullandığımız bu yerleri, yani eskiyen belki de tasfiye edilmesi gereken yerleri yenilemek ya da farklılaştırmak gibi durumundayız. İşte mümkün olduğu kadar bunu da aslında söylediği gibi yeniyi yapıp ama eskiye uydurarak. Yani eskiyle uyumlu tarzda, uydurarak da eskiyle bir bütünlük artacak veya aradaki. Şimdi burada da hani ne bileyim bir emek sinemasıyla alakalı bir tartışma vardı. İşte başka bir yer için farklı bir tartışma çıkıyor. Tabii bütün bunları hani mimari özellikleri, tarihsel özellikleri ve bir şekilde hani bir yerlerden de dönüyor. Hukuken de bunların yapılıp yapılmaması var. Şimdi mimari açıdan siz istediğiniz kadar estetik yapın veyahut yaptığınızı düşünün. Bu farklı bir merci tarafından da anlatılmaya karşılıyorsunuz. Şimdi bunun aşmak mı gerekir? Kendi olurunu mu bırakmak gerekir? Sizler de belki yüzlerce dosya hazırlıyorsunuz, veriyorsunuz. Bir tanesi bile kabul edilmiyor. Yani ediliyor çoğunlukla. Yani sizin için sizin başarısız anlamında değil de belki hukuken bir şey, problem çıkıyor. Bir şekilde hallediyorsunuz. Bir uzlaşı ortamı yaratıyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz. Tabii bir direnç var. Yani bu bir korku. Ben onu hep çok da söylüyorum. Mesela bu kadar büyük bir acaba ne olacak ya, hep kötü olacak korkusu. Cumhuriyet bunu bu toplumun üzerinden silmek için büyük çaba gösteriyor. Yani bir Türk dünyaya bedeldir. Ne mutlu Türk'üm diye. Bu sloganlar ve herhalde dünyada bizim gibi korkmayla Milli Marşı başlayan başka da ulusu yok. Ama bu bir korku meselesi. Ama korkan. Evet. Böyle bu coğrafyadaki insanlar böyle bir şekilde müthiş bir korku altına yaşıyorlar. Bu korkuyu atmaları lazım. Şimdi bu yapılanların hepsi çok iyi, çok doğru. Hayır efendim, bunun içinde yani hatalı bazı şeyler de vardır ama zaman bunu. Şimdi buradaki gördüğünüz o tarla başındaki doku 1870 Büyük Beyoğlu yangınından sonradır. Yangın haritaları var. İllüstrasyon yayınlamış oturdu. İngiliz konsolosluğu da yanıyor. Bütün aşağıdan başlıyor. Yangından evvelki bu bölge ahşap evli. Bir katlı, iki katlı, küçük, dar sokaklı, bahçeli evli. Büyük bir bölge burası boşalınca bir de şöyle bir problem var. Burada yaşayanlar genellikle Levantenler ve gayrimüslim nüfus. Bunları sur içine alıp yerleştirmek mümkün değil. Bunları genellikle aynı yerde tutuyorlar. Daha Fatih döneminden başlayan burada çok önemli alınmış bir tedbir var. Galata surlarının Haliç tarafına tersaneyi yapıyorlar, bir askeri tesis. Boğaz tarafına da tophaneyi yapıyorlar.
yani Galata surlarının deniz boyunca, Galata iskanının deniz boyunca yürümesine mani oluyorlar. Ancak arkaya doğru yürür. Orada surlar var zaten Galatasaray. Onun dışında yani bir nevi kontrol altında tutuyor. Daha sonra Galatasaray, Acemoğlan Mektebi, bugün Galatasaray Lisesi yapıyor. Acemoğlan Mektebi de bir askeri tesis, askeri eğitim tesisi. Bir dini tesisler yapıyorlar işte. Mevleviya, ne ok meydanı filan. Bunlar gayet akıllıca seçilmiş iskan politikaları. Burada yürüyen insanlar 1870 yangınından sonra nerede barınacaklar? Aynı yerde barınacaklar. O sırada Osmanlı İmparatorluğu'da müthiş bir cazibe merkezi oluyor. Ve batıdan da bir sürü insan geliyor buraya yerleşiyor. Mimarlar şunlar. Bilmediğimiz bir teknolojide inşaatlar yapıyoruz bu defa. Bunların tuğlaları, bilmem kiremitleri Marsilya'dan geliyor. Evet. Avru şeyden ithal ediliyor. Demirleri işte Volta demir denilen demirleri Fransa'dan, Belçika'dan, İngiltere'den. Ve bu teknolojide bizim ustalarımız bilmiyor. Oradan gelen insanlar hep o son dönemde bakın işte Semprini filan bir sürü İtalyan, İtalya'daydı Arancos'u filan gibi böyle bir sürü mimar oradan ithal. Çünkü bizimkilerin bildiği ahşap teknolojisi. Şimdi bunlar alelacele yapılmış yapılar ve zaman içinde bunu yapan kültür de burada yok. Ya bu yapıları yapan insanlar artık burada yaşamıyor. Hatta İstanbul'da bile yaşamıyorlar bu insanlar. Şimdi bunlar bir şekilde işgal olmuş ve downtownlaşmış. Bunu bir şekilde şehre adapte edeceksiniz. Demin siz söylediniz. Burada güvenliği tehdit ediyor. Ben tarla başına çok yakın bir yerde yaşıyorum. Ama şu anda güvenliği tehdit eden bir şey görmüyorum şu noktada. Yok, gece saat 11'den 12'den sonra oradan İstiklal Caddesi'ne gelen güven. Bunu aynı talimhane gibi bir şekilde yeni. Burada bazı hatalar, bazı yanlışlar. Burada dikkat edilecek şey büyük ve geriye dönülmez bir hata yapmamaktır. Bunu cephelerinde muhafaza ediyorlar. Eğer insanlar beğenmiyorsa gelecekte tekrar bu yapıları ele aldılar. Kopyaları var. Şimdi herkes buna diyor ki olur mu öyle şey? Dresden 2. Dünya Savaşı'nda bir bombalanıyor ki taş taş üstünde kalmıyor. Bugün git Dresden'e 17-18. Yüzyılda yaşıyorsun. Varşova görüyoruz aynen filmlerini. Yani Avrupa'da pek çok şehir böyle kökten kaldı, tuğlası bile kalmamış. Ben demiştim zaten birden sonrasını da alalım diye. O zaman yine teşrif etmesini rica ederim. Bir başka zamanda. Daha bekliyoruz. Şimdi o zaman Dresden'e 1600'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dresden dünyanın en güzel şehirlerindendir ama yani. Değil ama mi? Dresden'in eski fotoğrafı 45 tarihli Dresden'e bakın. Evet doğru. Peki, çok şimdi, teşekkür, o zaman teşekkür ederim. Açıdan yapalım. Çok çok teşekkür ederiz. Teşrif ederiz. Bir başka zamanda tekrar görüşürüz. Kısa bir ara veriyoruz sonra tekrar devam ediyoruz.